Herkese selam. Bugün size çok ilginç bir konudan bahsedeceğim. Cumhurbaşkanlığı Sarayı envanterinde 4 adet suikast silahı bulunuyor. 4 adet suikast silahı girdi ki dünyanın en tehlikeli suikast silahı olarak bilinen silah bu silaha. Şimdi Cumhurbaşkanlığı envanterinde suikast silahının ne işi var? Cumhurbaşkanlığının anayasadaki yetkileri belli, anayasadaki görevleri belli. Herhangi bir kişiye suikast düzenlemek ya da böyle kalibrede bir silah bulundurmak Cumhurbaşkanlığı açısından mevcut yasalar içerisinde mümkün değil. Fakat Cumhurbaşkanlığı ekibinde bu suikast silahları şu anda bulunuyor. Şimdi bakın, devleti öylesine bir rayından çıkardılar ki Cumhurbaşkanlığı sarayının içerisinde o 1000 tane oda var ya, o odaların içerisinde yasal olmayan pek çok faaliyet gerçekleştiriliyor. Mesela Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın içerisine kanunda nizamda olmayan özel bir istihbarat teşkilatı kurdular. Bu istihbarat teşkilatına kendilerine göre uzman elemanlar istihdam ettiler ve devletin imkanlarıyla elde edilen Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan, Emniyet İstihbarat'tan, Jandarma İstihbarat'tan, Genelkurmay Asker İstihbarat'tan elde eden bilgilerin hepsini getirip burada değerlendiriyorlar. Buradan bazen taleplerde bulunuyorlar. Artı yine Cumhurbaşkanlığına bağlı hiçbir yerden legal izin almadan, yani mahkemelerden legal izin almadan dinleme yapabilecek imkanlarla donatılmış özel ofisler kurdular Ankara'nın bazı noktalarında. Şimdi bugün bunların hepsiyle ilgili ufak ufak detaylar vereceğim ama esas yoğunlaşacağımız nokta bu Cumhurbaşkanlığı envanterine giren 4 adet suikast silahı. Bunlar ne tip suikast silahları, nasıl oldu Cumhurbaşkanlığı envanterine girdi, ne amaçla kullanılabilir? Bunlarla ilgili bütün bilgileri bulabileceğiniz yine bilgi dolu, yine dop dolu bir videoyla karşınızdayım. Hatırlar mısınız? Savcı Selim Kiraz İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde rehin alınmıştı. DHKPC'li militanlar tarafından. Ve uzun süre bir pazarlık devam etti. Onu rehin alanların asıl amacı işte kendi propagandalarını yapmaktı. Fakat bu propaganda faslı çok uzun sürünce Tayyip Erdoğan böyle bunları hemen kestirip atmak ister. Bu propagandaya kendisine göre fırsat vermemek ister. Oysa ki güvenlik güçleri orada farklı şeyler önermiş olmasına rağmen Tayyip Erdoğan bu işi bitirin emri verdi. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden beklenen desteğin gelmesine fırsat verilmedi. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nden beklenen destek neydi? Şimdi o da öyle bir pozisyondaydı ki içeride iki tane silahlı DHKPC'li var. Savcı Selim Akkiraz rehin alınmış vaziyette ve televizyona canlı bir bağlantı yapmak istiyorlar telefonla. Buna izin verilmiyor. Bununla ilgili pazarlıklar. Bu sırada emniyet teşkilatı zaman kazanmak istiyor. Fakat Tayyip Erdoğan'dan gelen baskı üzerine biliyorsunuz 17-25 Aralık'tan sonra İstanbul Emniyeti komple kazınmıştı. Yeni emniyet müdürleri tamamen Tayyip Erdoğan'a bağlı, hiçbir biçimde direnç göstermeyecek emniyet müdürleriydi. Ve Tayyip Erdoğan'dan gelen emir doğrultusunda odayı bastılar. Sonra Savcı Selim Kiraz o baskında hayatını kaybetti. Ve kimin kurşunuyla, kimi hangi kurşunu öldürdü filan olayın gayet karışık olduğu bir ortam ortaya çıkardılar. Ve olayın üzerinde kapattılar. Yani bir savcıyı, Cumhuriyet Savcısını Çağlayan Adliyesi gibi bir yerde kaybetti Türkiye Cumhuriyeti. Oysa normalde yapılan planlamada, şimdi birazdan suikast silahına geleceğim ya, bu silah orada da kullanılacaktı, o yüzden bu detayları veriyorum size. Oysa ki orada yapılan planlamada emniyet teşkilatının imkan ve kabiliyetleriyle Selim Akkiraz'ı oradan sağ kurtarmanın mümkün olamayacağını çok kısa sürede emniyet özel harekat ekipleri anlamışlardı ve özel harekatçılar orada demişlerdi ki SAS komandolarını ya da Genelkurmay içerisindeki özel kuvvetlerde meskun mahallede çatışma eğitimi almış özel kuvvetler mensuplarını getirelim ve onlar duvar arkasından ateş edebilen silahlarla, termal kameralarla iki DHKPC'li tespit edilsin. Duvar arkasından ateş açan silahlarla bunların ikisini de indirelim. Plan bu şekildeydi. Fakat Genelkurmay'dan o yardımın gelmesine fırsat vermeden Tayyip Erdoğan'ın bitirin bu işi baskısı nedeniyle hemen 15-20 dakika içerisinde özel harekat polislerini odanın içerisine soktular. Sonra mermiler havada uçuştu. Ondan sonra Selim Akkiraz da hayatını kaybetti. O iki DHKPC'li de orada hayatını kaybettiler. Şimdi burada kullanılacak bir silah vardı. Şimdi bu silahı ekranlarınızda gösteriyorum. Bu silahın markası M82 A1 Baret.
Bu silahın attığı mermiler ki 13 kilogram ağırlığında oldukça ağır bir tüfek bu aslında. Keskin nişancı tüfeği ve dünyadaki en iyi keskin nişancı tüfeği olarak biliniyor. Attığı mermiler aslında top mermisi sınıfına giriyor. Çünkü 50 kalibrelik mermi atıyor. 12-10'da 7'lik mermiler ve Amerikalı bir firma tarafından üretiliyor. Resmi devlet tüfeği sınıfında olan bir tüfek. Sadece bunu işte bazı bilgisayar oyunlarında çok popüler bu tüfek. Aynı zamanda işte bazı silahla ilgili video yapmakta yetkili olan kişiler bu tüfekleri sadece ödünç alıyorlar ve bu tüfekle ateş yapıp tüfeğin reklamını yaptıktan sonra tüfek iade ediliyor. Ve Türkiye'de hiçbir biçimde dünyanın hiçbir yerinde bulamayacağınız sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden Senato onayıyla bazı devlet kurumlarına satışı yapılabilen dünyanın en etkili keskin nişancı tüfeği. Ve arka arkaya iki kişiyi öldürebilme yeteneğine sahip bu tüfek. Üstelik de 1800 metre etkili menzili var. 1800 metre etkili menzil, yani normalde 6000 metreye kadar, 6 kilometreye kadar mermisi ulaşıyor. Fakat 1.8 kilometre etkili, öldürücü olduğu, tamamen imha edici özelliklerinin olduğu bir tüfek bu. Yani 1800 metreden hedefi şaşmadan vurabiliyor. Menzil daha uzun ama dediğim gibi hedefi şaşmadan ulaşabildiği alan bu. Bunun üzerine bir de zırh delici özelliği var. Bu zırh delici özelliğinin yanında duvar arkası hedefi imha edecek kadar etkili atış yapıyor. Haliyle suikast tüfeklerinin gözdesi olan bir tüfek. Şimdi bu tüfeğin esas özelliği yarı zırhlı dediğimiz zırhları da delip geçip hedefini vurabilecek bir tüfek. Yani bir zırhlı Mercedes'te seyahat eden bir kişiyi vurup öldürebilecek yetenekte donatılmış bir tüfek. Dolayısıyla Amerikan ordusu bu tüfek suikastlerde kullanılabildiği için, bu politik suikastlerde olabilir, başka türlü suikastlerde olabilir, bu tüfek resmi devlet tüfeği statüsünde ve Amerikan Senatosu'nun onayıyla bazı ülkelerin özel kuvvetlerinin envanterine girmiş. Normalde Türkiye'de 1995 yılında bu tüfeği almak istiyor. Fakat Amerikan Senatosu'ndan bu tüfeği Türkiye ile satışına ilişkin izin çıkmıyor. Çıkmayınca Bill Clinton devreye giriyor. O zaman Türkiye ile ilişkileri çok güçlü Bill Clinton'ın ve Amerikan Başkanı'nın özel izniyle 1997 yılında bu tüfek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gönderilmesi kararı alınıyor ve TSK'nın envanterine giriyor ve özellikle 2000 yılından itibaren TSK'da kullanılmaya başlıyor. Fakat belli kriterler dahilinde bu Türkiye'ye gönderiliyor. Bu kriterler de şu: hiçbir biçimde bu tüfek insana karşı ya da herhangi bir canlıya karşı kullanılmayacak. Bu tüfeğin antimateryal özelliği var. Bu sebeple Türkiye talep ediyor zaten. Bu sebeple kullanılmak üzere size veriyoruz bu tüfeği. Sadece antimateryal özelliğini kullanmak üzere. O da ne? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bu bomba imha birimi dediğimiz birimler var. Hava kuvvetlerinin içerisinde özellikle çok etkili bir birim var. Patlayıcı madde keşif ve imha timi, EOD diye geçiyor hava kuvvetlerinin içerisinde. Ve 95 yılında hava kuvvetlerinde kuruluyor bu birim. Ve bu birim patlayıcılar üzerine bütün yasal altyapısını, yönetmeliklerini filan oluşturduktan sonra personelin hayatını riske atmamak için Amerika Birleşik Devletleri'nden bu tüfeği istiyorlar. Çünkü bu tüfek çok keskin atış yapabildiği için ve 50 kalibrelik mermi kullanabildiği için bazı patlamamış bombaların uzaktan imhasında kullanılıyor. Mesela patlamamış bir uçaktan düşen bir füze gibi. Mesela çok uzun menzilli bir yere düşmüş patlamamış bir füze gibi. Bunların zırhını delerek içeriye geçip patlamayı, infilak ve yangın çıkarma özelliğine de sahip bu tüfek aynı zamanda. Bu şekilde bu bombalar imha ediliyor. Ve hava kuvvetlerindeki bu EOD timi bu tüfekten talep ediyor ve ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri ile temasa geçiliyor. Fakat bu tüfek suikastlerde de kullanıldığı için Amerikan Senatosu'ndan izin çıkmıyor. Başkanın özel izniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gönderiliyor. Clinton'ın özel izniyle ve TSK'nın envanterine. Sadece bu patlayıcı imha antimateryal özelliği kullanılmak üzere TSK'ya bu şartla teslim ediliyor.
Tüfek TSK'nın envanterine giriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bu tüfeği yoğun olarak Elbap operasyonunu hatırlıyor musunuz? Bu zamanda çok kullanmaya başlamıştı Türk Silahlı Kuvvetleri bu tüfeği. Çünkü o zaman biliyorsunuz Suriye coğrafyasında çok fazla Rus yapımı, Esad'ın attığı filan patlamamış bombalar vardı. Top mermisi, uçak mermisi filan bunlar vardı. Elbap'taki inşaat çalışmalarında da çıkıyordu bunlar sonradan. Ondan sonraki birliklerimizin de güvenliğini tehlikeye atan şeylerdi. Ve burada işte mesela Elbap'ta 1 ton ağırlığında MK-84 tipi bir genel maksat bombasının imha edilmesi gibi vesaire pek çok görevde bu kullanılmıştı. M28A1 Baret tüfekler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdikten sonra, TSK bu yeteneği kazandıktan sonra bu tüfeklerden bir kısmı EOD timinde, yani bomba imha ile ilgili hava kuvvetlerinin bu başarılı timinde her time birer adet verilecek şekilde onası organize ediliyor. Bunlar işte bir piste bir bomba atıldığında filan onun imhası vesaire gibi çok özel yeteneklerle eğitilmiş timler ve bu tüfekten de sayı az olduğu için her bu bomba imha timine sadece bir tane düşecek şekilde bu tüfekten teslim ediliyor. Az bir kısmı da SAS komandolarına teslim ediliyor. Aslında burada özel bir yetenek SAS komandolarına da kazandırılmış oluyor. Çünkü SAS komandoları bu bomba imha vesaire gibi konularda da aynı zamanda belli bir düzeyde eğitimden geçiriliyorlar. Fakat ilginç bir gelişme oluyor. 15 Temmuz'dan sonra, 15 Temmuz'dan sonra bütün düzlem değiştikten sonra, saray rejimi inşa edildikten sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden M82A1 Bare tüfeklerinden 4 adedin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gönderilmesi isteniyor. Şimdi bu talep Türk Silahlı Kuvvetleri'nde oldukça şaşkınlıkla karşılaşılıyor. Çünkü çok özel amaçla kullanılacak bir tüfek. Ya bunu bomba imhada kullanacaksınız ki Amerika Birleşik Devletleri bu şartla vermiş Türkiye'ye. Ya da bir suikastla ilgili bir mesele var, bunda kullanacaksınız bunu. Başka çok amaçla kullanılmayacak bir tüfek. Yani helikopter düşürebilecek, helikopterin içindeki bir kişiyi vurabilecek, ondan sonra zırhlı bir Mercedes'in içerisindeki kişiyi vurabilecek filan böyle bir tüfek ve 1800 metreden, 1.8 kilometreden filan. Fakat Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde gelen emir hava kuvvetlerinin elindeki tüfeklerden verilmesi. Ve bu o dönemki subay ekibi tarafından tartışılıyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı bunu ne yapacak? Bu tartışılıyor. Fakat şöyle bir gerçek ortaya çıkıyor tartışmanın nihayetinde. Biz bunu nasıl vereceğiz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na? Çünkü bu tüfeğin uluslararası askeri anlaşmalar çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tesliminde verilmiş olan şartlar var. Bu şartlara uymanız gerekiyor. Bu şartlarda bu tüfeğin sadece antimateryal olarak TSK'nın sadece belli birimleri tarafından kullanılması üzerine imzalanan bir sözleşme çerçevesindeki şartlar. Fakat diyorlar ki subaylar haklı, 15 Temmuz'dan sonraki düzen. Biz eğer bunları bu sözleşme çerçevesinde vermeye direnirsek hepimizi toplarlar. Hepimizin askerlik hayatı biter, bizi terörist de yaparlar, her şeyi de yaparlar. Bu yüzden buna direnemeyiz, bu silahları vereceğiz diyorlar. Fakat bir taraftan da askeri açıdan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde zaten sayısı çok fazla değil. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin belli yeteneklerinin azalması anlamına gelecek. Askeri açıdan da uygun değil aynı zamanda sözleşmenin dışında. Fakat silahlardan 4 adet Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na mühimmatıyla birlikte gönderiliyor. Ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı bir anda suikast yapma yeterliliğine kavuşmuş oluyor. Çünkü böyle 1 tonluk vesaire böyle büyük bombaları imha etmek filan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki korumaların filan ya da Tayyip Erdoğan özel ekibinin filan yapacağı iş değil. Bir yerde bir bomba varsa filan zaten bomba imha ekiplerini Türkiye'nin her tarafından çağırıp o bombayı imha ederler. Bu Cumhurbaşkanlığı tarafından ancak atış yapmak için kullanılacak bir tüfek. Ve o kadar hassas tüfek ki 20 atışta bir gözlemciyle atış yapan kişinin değiştirilmesi gerekiyor. Çok etkili bir tüfek. Belli geri tepme özellikleri filan da var. Böyle özel bir tüfeği, özel bir imkanı, suikast yapma yeteneğini Cumhurbaşkanlığı Sarayı şu an kazanmış vaziyette. Fakat burada TSK'nın şaşırdığı bir daha ilginç bir durum var. O da şu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde böyle özel bir tüfeğin olduğu bilgisi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na nasıl ulaştı? Çünkü çok bilinen bir tüfek değil. Ondan sonra çok özel amaçlı bir tüfek. TSK'nın içerisinde de çok görünmeyen birimler tarafından özel amaçlar doğrultusunda kullanılıyor. Fakat bu tüfek Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından nasıl öğrenildi? İşte burada perde arkası bilgi devreye giriyor. Bu da şu. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda az önce saydığım gibi oluşturulan birimler var. Mesela Cumhurbaşkanlığı Sarayı kendine özgü, devletin hiçbir yasal altyapısında bulunmayan istihbarat örgütü kurdular. Cumhurbaşkanlığı o bin odasının içerisindeki bir bölümde ve devletin her tarafından, bütün devletin istihbarat birimleri tarafından, MİT, Emniyet İstihbarat, Jandarma, Genelkurmay Askeri İstihbarat'tan akan bilgiler burada kıymetlendiriliyor. Ve bu kıymetlendirme nasıl olunuyor biliyor musunuz? Siyasi amaçlar doğrultusunda. Tayyip Erdoğan'ın siyasi amaçları, Tayyip Erdoğan'ın siyasi hedefleri, siyasi olarak hedef aldığı kişiler doğrultusunda bu bilgiler kıymetlendiriliyor ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hizmetine veriliyor bu kıymetli istihbaratlar. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Sarayı belli kişileri dinlemek istediğinde, bu dinlemeyi emniyete, jandarmaya falan yaptırdığında eninde sonunda bir yerden bunun delili bir şekilde sızacağı için Cumhurbaşkanlığına bağlı özel dinleme birimleri kurdular. Özel dinleme büroları kurdular Ankara'ya. Bunlar normal bir apartman dairesinde, herhangi bir yerde vesaire. Bunlar özel, hiçbir mahkeme kararına ihtiyaç duymaksızın vesaire, tamamen devletin imkanları buraya bağlanarak Türkiye Cumhuriyeti'nde istedikleri kişinin telefonlarını, iletişimini vesaire dinliyorlar. Hedef aldıkları, tabii ki bunlar siyasi hedefleri, bazen Tayyip Erdoğan'ın ne çeviriyor diye düşündüğü bakanlar, bürokratlar vesaire, bunlar hedef alınıyor ve bunlar bu şekilde bu birim tarafından dinleniyor. Bu da ayrı bir fasıl. İleride belki bunu detaylandırırız. Fakat Cumhurbaşkanlığı suikast yapabilme, saray daha doğrusu diyelim, saray, suikast yapabilme yeteneği kazanmak istiyor. Suikast yapabilme yeteneği kazanmak isteyince de parabol adamlar da zaten örtülü ödeneği kullanıyorlar filan. Oysa bu çerçevede bir suikast tüfeği ihtiyacı doğuyor. Ve suikast tüfeklerini araştırdıklarında karşılarına dünyanın en etkili suikast tüfeği olarak bu tüfek çıkıyor. Ondan sonra bu tüfeği satın almak istiyorlar. Fakat Amerika ile zaten ilişkiler gergin. Amerika yeni F-16 bile vermiyor. F-35'i hadi geçtik. F-16'ların modernizasyonu için gerekli parçaları bile vermiyor. İlişkiler papaz olmuş gereksiz yere. Böyle bir suikast tüfeğinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bu düzlemde satılması mümkün mü? Tabii ki mümkün değil. Bu suikast tüfeğini alamayınca devletin imkanları doğrultusunda araştırma yapılması talep ediliyor. Bu tüfekten nerede var? Nereden alınabilir? Başka hangi kaynaktan alınabilir? Bu araştırma yapılınca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde bomba imha ekipleri biriminde bu tüfekten varmış. Hemen bu tüfekten 4 adet Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na derhal iletilmesiyle ilgili talimat veriliyor. Ve bu sözlü talimat çerçevesinde ondan sonra Hava Kuvvetleri'nin EOD timinin elinde bulunan 4 adet bu suikast tüfeği Cumhurbaşkanlığı'na teslim ediliyor. Şimdi Cumhurbaşkanlığı artık zırh delici özelliğe de sahip bu tüfeklerden elinde bulunduruyor. Herhangi bir suikast planlandığı zaman bu suikasti çok güzel işleyebilecek bir imkanı var artık Cumhurbaşkanlığı'nın. Daha doğrusu sarayın kendine özel istihbarat örgütü, kendine özel dinleme örgütü, kendine özel suikast timine sahip Cumhurbaşkanlığı Sarayı. Şu ana kadar buna ihtiyaç duymadılar herhalde. Fakat işler tersine döner, işler ters gider filan Türkiye'de. Biliyorsunuz Türkiye'de bu tip rejimler inşa edildiğinde geçmişte böyle askerler inşa etmişlerdi bu tip rejimleri. Bazen ülkeye şekil vermek için bazı suikastler işlenirdi. Ondan sonra bazı patlamalar gerçekleştirilirdi. Ondan sonra bunlarla Türkiye'nin yönüne, Türkiye'ye yön verilirdi. Şimdi artık Tayyip Erdoğan herhalde suikastlerle Türkiye'ye yön verme ihtiyacı hissettiğinde bunu gerçekleştirebilsin diye bir suikast kabiliyeti kazandırdı. Kendi özel politbürosuna bu yeteneği kazandırdı. Fakat bunu gizli tutmak için ellerinden geleni yaptılar. Fakat gördüğünüz gibi bu da gizli kalmadı. TSK'nın elinden alınan bu suikast tüfekleri
tamamen farklı bir amaçla, bomba imhayla ilgisi olmayan bir amaç doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı envanterinde bulunuyor. Şimdi bunların ne tip çılgınlıklar yapabileceklerini 15 Temmuz'da çok gördük. 15 Temmuz'da yargılanan askerler, çeşitli yerlerde öldürülen sivillerle ilgili hep şu talebi dile getirdiler. Boğaziçi Köprüsü'nde de böyle, başka bütün noktalarda da böyle. O söz konusu kişiyi öldüren mermiyle ilgili balistik inceleme yapılsın. Fakat adeta koro gibi Türkiye'nin farklı illerindeki mahkemeler, farklı mahkemeler, aynı illerdeki farklı mahkemeler ya da Türkiye'nin farklı illerindeki mahkemeler bir koro gibi bu balistik inceleme taleplerini tamamen reddettiler. Avukatlar kendi çabalarıyla kayıtlara geçebilmiş bazı mermi çekirdeklerinden vesaire araştırma yaptılar. Mermi çekirdeklerinin pek çoğu, bulunabilen mermi çekirdeklerinin pek çoğu Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmuyordu dahi. Fakat o gece dağıtılan silahlar filan, Sedat Peker anlattı ya, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'ndan kasayla silah teslim edilmiş. Şu kişiye de teslim edilmiş diye şahidin ismini de söyledi. O kişi de evet doğru, biz gittik oradan silah aldık diye doğruladı. Bir anda o gece mi ortaya çıktı bu silahlar? Bir anda mı buldular gömü bulur gibi? Yok. Bir hazırlık söz konusu. Ve 15 Temmuz'da yargılanan askerler balistik inceleme yapılsın, balistik inceleme yapılsın demelerine rağmen, tekrar etmelerine rağmen mahkemeler bu balistik inceleme taleplerinin hepsini reddetti. Oysa bu çok önemliydi. Çünkü TSK'da silahlar zimmetli insanların üzerine, hangi silahın, yivi vesaire bilgilerin hepsi çok son derece kayıtlı. Hepimiz askerlik yaptık. Dolayısıyla bir sivili kim öldürmüşse, hangi asker öldürmüşse o ortaya çıkacaktı. Dolayısıyla bu kişinin katili budur denip ona göre ceza verilecekti. Fakat askerler bunu istemelerine rağmen balistik inceleme yapılmadı. Çünkü balistik inceleme aşamasına gidildiğinde resmi kayıtlara o mermilerin TSK envanterinde olmadığına ilişkin bilgiler net biçimde girecekti. Ondan sonraki aşama ne? Peki bu mermiler kime ait? Bu atışları kim yaptı? Ondan sonra o aşamaya doğru ilerleyecektik. Bu aşamaya gidilmesin diye. Dolayısıyla bunların çılgınlıklarının sınırı yok. Anayasal düzeni ortadan kaldırdılar. Adamlar Anayasa Mahkemesi başkanlarına, üyelerine terörist diyorlar. Açık açık. Açık açık söylüyorlar bunu yani. Dolayısıyla bunların çılgınlıklarının sınırı yok. Ellerinde böyle bir suikast tüfeği bulunması da Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği açısından, hepimizin geleceği açısından son derece tehlikeli. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.